Şehirden yana baktı. Ard arda iki kamyon geliyordu. İçlerinde ırgat dolu. Çok görüyordu böylesini her gün. Bu tarladan o tarlaya, o tarladan öteki tarlaya. Toplama ırgatları. Bu elci de amma pis herifti. Gelecekse gelse, toplanan kültüleri tartıp teslim alacaksa alsa. Ablası hendekten çıkmıştı. Kardeşinin yanına geldi. Ne konuşacağız? Hiç öyle acıktım ki. Sen? Soluk basma entarisin içinde ince, uzun Ayşe. Ben de dedi. Abla ve hı. Eniştemiz, eniştemiz değil mi? Ayşe'nin aklından ünal geçti. Başının bir hareketiyle arkaya attığı saçı görününce sarı sarı parlayan dişiyle. Eniştemiz. Emim niye kızıyor? Ne oldu? Eniştem gelse sıcak sonu getirse dedim. Azarladı beni. Nereden enişten oluyormuş? El adamı diyor. Eniştemiz el adamı mı? El adamı ya. El adamı da bana niye lastik getirdi? Dedem, nenem, halama ona niye verecekler? Ayşe iç çekti. Aklından geçenleri Cavit'e nasıl anlatmalı? En iyisi kısa kesmek. El adamı ama yakında eniştemiz olacak. Nasıl? Halamla evlenince. Bitti. ''Gene de Ne düşünüyorum biliyor musun? Şimdi çıkıverip gelmeli. Koltunda dolu somun, sıcak somun, tulum peyniri, üzüm. Ben ne yaparım biliyor musun?'' ''Biliyorum'' dedi abla. ''Sıcak somun ortasından bölersin. Sıcak ekmek içinin arasına tulum peynirini yatırıp...'' Cavit iştahlı iştahlı tükürdü. ''Eniştem değil de şu elci geliverse değil mi?'' Aa. Tartıp teslim alsa kütlüleri paramızı verse. Canım domates salatasını hiç istemiyor. Benim de. İçleri ırgat dolu kamyonlar gittikçe yaklaşıyorlardı. Bir ara küçük oğlun sesi duyuldu. Ayşe, Cavit. Alaçağın kapısı önünde dikilen emmilerinden yana baktılar. Ayşe seslendi. Buyur emmi. Gelin hadi yemek yiyeceğiz. Alaçağa girdi Ayşe. Hiç canım istemiyor dedi. Benim de domates salatası domates salatası. Gene de alaçağa doğru ağır ağır yürüdüler. Hava karardıkça kararıyor, bulutlar alçalıyor da adeta. Çocuklar yaklaşan yağmurun farkında değildiler. Alaçıktan içeri isteksizce girdiler. Kenarları kertikli sahanın içindeki bolca domates salatasının yanına geldiler. Anneleriyle babaları sırtlarında yolganlarıyla oturuyorlardı. Yanakları al aldı. Cavit babasının hala mosmor ve şiş burnuna görmeden baktı. Aklından dedesi geçti. Onları sevse bırakıp gitmezdi. Demek sevmiyordu. Neneleri de, halaları da, enişteleri de. Eniştede aklından geçirişini emmesi duymuş gibi ürktü. Gözlerini çekinerek kaldırdı, rahatladı. Salatayı kaşıklayıp duruyordu. Birden dışarıda iri taneli bir yağmurun hışıltısı. Cavit fırladı. ''Aloş! Yağmura hele yağmura! Ayşe ardından emmi, daha arkadan da büyük oğla karısı dışarıya baktılar. Eri taneli bir yağmur tekmil ovayı kaplamıştı. Sonra başladığı gibi kesili verdi. Uzaklarda şimşek çaktı. Gök uzak uzak gürledi. Büyük oğul Alaçan az ilerisindeki kütlüden tepeye baktı. Üzerini örtsek fena olmayacak. Küçük nasıl? Çul çuval örtelim. Kütlünü yağmur yememişim akbüldür. Alaçaktaki çullar, çuvallar alındı. Erili ufaklı pamuktan tepenin yanına gidildi. Tam örtülecekken yolda arda arda duran ırgat yüklü iki kamyon dikkatlerini çekti. Büyük ol, niye durdu o kamyonlar diye sordu. Küçük bakıyor. Sadece bakıyordu. Bir ara şoför mahallinden elçinin indiğini, ardında ince bıyıklı katip tarlaya girdiklerini, kendilerine doğru gelmekte olduklarını gördüler. Sıtmadan kurumuş elmacık kemikleri fırlak, çocuk, büyük hepsinin yüzlerinden sevincin fırtınası geçti adeta. Cavit ellerini çırparak ''Elci geliyor'' dedi. ''Yaşasın elci geliyor.'' Ayşe de katıldı kardeşine. ''Yaşasın elci.'' Çok sakin hemen hemen heyecansız anneleri bile heyecanlanmıştı. Al al yanakları az daha kızarıp söndüler. ''Anne döndü alacağın kapısında en küçük oğlu. Koştu elciyle. Katip öfkeden zangır zangır titreyerek geldiler. Selam sebatsız bir geliş. Yahu tarlada pamuklar öyle duruyor be. Az önce sevincin fırtınası geçen yüzlerde şimdi umutsuzluğun gölgesi. Küçük oğul ne yapmalıydık dedi. Katip ne mi yapmalıydınız? Elci bitmeliydi şimdiye. Yağmur geliyor be dedi. Nerede babanız? Ananız nerede? Biz sizi buraya bahçe sefasına mı getirdik? Şuna bak ya, İki kardeş bakıştılar büyük. Dünya kadar topladık kardeş. Ne daha ne yapalım? Elçi de. Katip de. Toplanmış olan kötünün küçük tepesine şöyle bir baktılar. Elçi. Bu ne? Dedi. Aldığınız avansın yarısını bile ödemez bu. Siz buraya sefaya gelmişsiniz. Sefaya. Ayıp be. Yarın yağmur hızlı hızlı iner de. Herifin pamukları çamura batarsa ne yaparız? Katip. Ameleleri indirelim de yağmur gelmeden toplayıp çıkarsınlar birader, dedi. Ben sana her zaman söylerim acemi amele getirme diye. Dinlemezsin. Elci döndü kamyonlardan yana baktı. Öyle yapalım bari, dedi. Elci yer yer çatlamış, rugan çizmeleriyle kamyonlara koşarken katip sinirli sinirli başladı. Bunca zamandır birader, ne yaptınız? Küçük, oynamadık ya, dedi. Gücümüzün yettiğince topladık. Topladığınız belli. Şu değil mi topladığınız? Beğenemedin mi? İncecik bıyığıyla katibin rengi attı. Beğenemedim tabii. İş mi bu? İş. Ne yapalım? Sıtmadan göz açamadık. Laf değil bu. Sıtmadan göz açamamışlar. Amma da hanım evladıymışsınız. Arkasını döndü. Ta yoldaki kamyonlardan yana baktı. Kadınlı erkekli çoluk çocuklu. Usta ırgatlar kamyonlardan yere atlıyor. Yatak yorganlarını indiriyorlardı. 10 dakika içinde omuzlara vurulu yatak yorgan kapkacaklarıyla tarlaya girdiler. 20 kişiden çoktular. Alışkın, becerikli hareketlerle geldiler. Başlarında elçiyle katip eşyalarını bırakıp alaçıklarını kurmaya başladılar. Herkes bir iş tutuyor alaçıklar. Yardımlaşa kuruluyordu. Yarım saat içinde 7-8 alaçık beyaz beyaz kuruldu. İş önlükleri bağlandı. Sele denilen hasır sepetlerle tarlaya dalındı. Elçi iki kardeşe döndü. Bu iş böyle olur işte dedi. Bu ırgat iki günde tarlayı pürüpak eder. Siz bu zanaatta ekmek yiyemezsiniz bu gidişle. Küçük oğul zaten niyetimiz yok dedi. Katip merakla sordu. Şehirde ne iş tutardınız? Büyük oğul kunduracıydık dedi. Zanaatınız varmış madem ne diye bırakıp düştünüz buralara? E işte oldu. Elçi sen bize biraz avans verecek misin diye sordu. Evcini tepesi attı. Avans mı? Şehirde aldığınız avansı ödeşemediniz ki. Avans vereyim size. Küçük oğul kızdı. Ödeşemedik ne demek ya o? Ödeşemediniz tabi. Dünya kadar kütlü topladık. Bu mu dünya kadar? Bunu kantara vursak aldığınız avansın yarısını ya karşılar ya karşılamaz. Dünya kadarmış. Öyle değil mi Katip Bey? Ne avans almışlardı? 20 şer lira. Katip toplanmış kütlülere şöyle bir baktı. İş yok dedi. Getir tararları, kamyona götürüp tartalım. Hesaplarını ise kendileri de bellesin hadi. Elci adam koşturdu, harar denilen büyük çuvallar geldi. Çabucak doldurulup kamyona taşındı. Kamyondaki baskülde tartıldı. Elci ile katip haklıydılar. Aldıkları avansın ancak yarısını ödeşecek kadar iş yapmışlardı. Küçük oğul ne olacak şimdi dedi. Elci bakmadan. Aldığın avansı ödeşinceye kadar. Eee çalışacaksınız. Ondan sonraki sizin. Birkaç gün sonra gelince yaptığınız işi görürüz. Para o zaman. Koca dünya, pamuk tarlası, dağları, köyleri, ırmaklarıyla tepelerinde dönüyordu. Demek şimdi para vermeyecekti. Küçük oğul iyice süzülmüş yüzüyle açız dedi. Yiyeceğimiz yok, bize para ver. Katip ilkin elciye baktı sonra. Elli yüz yeter mi? dedi. Elci lafı aldı. Elli yüz mü? Az olur. Birkaç yüz verelim en iyisi. İki kardeşin sigarasızlıktan imanları gevriyordu. Alayı alınmak iyice koydu. Büyük kendini tutuyordu. Küçük dayanamadı. Dalga mı geçiyorsunuz lan dedi. Katip de birden kızarak karşısına dikildi. Dalga geçiyoruz ne var? Geçemezsiniz. Ben sizin bildiğiniz adamlardan değilsiniz malum. Ulan çakal hem kel hem fodun mu? Aldığınız avansın yarısını bile ödememişsiniz. Utanmadan para istenir mi? Büyük o. Utanacak bir şey yok bunda, dedi. Var. Yok. Yoksa para mara da yok. Hadi tüyelim. Elci kolundan kamyona, şoför mahalline soktu. Küçük oğul artlarından koşmuş, kamyonu kapı demirinden sımsıkı tutmuştu. Nereye tüyecekmişsiniz? Acımızdan ölecek miyiz? Katip, geberin, dedi. Küçük oğul çılgın gibi şahlandıysa da katimin tükürü, yüzü gözü tükürük içinde kalmış eli kapı demirinden boşanmıştı. Yerde taş ararken kamyon yürüdü. Koştu, zayıflamış, güçsüz bacakların olanca gücüyle koştuysa da birden hızlanan kamyonu kaldırdığı tozlar arasında geriledi. Soluyordu. Arkasında ikinci kamyonun kornası tam zamanda çekilmese arabanın altında kalabilirdi. Hırstan öfkeden deliye dönmüş hüngür hüngür ağlıyordu. Ne yapacaklardı şimdi? Şimdi ne yapacaklardı çoluk çocukla? Ağasının eli omzunu tuttu. Yaşlı gözleriyle baktı bakıştılar. İkisi de korkunç bir umutsuzluk içindeydiler. Konuşamıyorlardı. Küçük oğul bir ara senin gibi babanın Allah'ını kitabını diye söverek şehrin bulunduğu yana doğru yumruğunu salladı. Büyük oğul öylesine umutsuzdu ki küfretmek hiçbir şey çözümlemez bile diyemedi. İçinden gelmiyordu. Yalnız kardeşinin elinden tuttu. alacakların bulunduğu yana çekti. Aha dünya aha Başı sıcakları zonkluyor. Sıtmanın halsizliğini her zamandan çok duyuyordu. Şimdi ne yapacaklardı? Şehre birkaç kuruş parayla dönüp tekerlekli dükkan açmaktan geçmiş, borçlarını nasıl ödeyeceklerini, bu işin içinden nasıl çıkacaklarını düşünüyorlardı. Karısıyla üç çocuğunun soran bakışlarıyla karşılaşmamak için yüzlerine bakmadı bakamadı. İki kardeş alaçağın önüne çömelerek tarlaya aç kurtlar gibi dalmış irili ufaklı kadınlı erkekli ırgatların çalışmasına daldılar. Gerçekten de kurt gibiydiler. İki elleriyle yoluyorlardı kozalakları mozalakları. Yoluyor Önlerindeki önlüklere, önlüklerden de sepetlere götürüyor dolduruyorlardı. Kozalığa yaprağı çörü çöpüyle dolu veren örme kalmış sepetlerse tarla kıyısına bağdaş kurmuş ihtiyarların önüne dökülüyordu. İhtiyarlar şaşılacak bir el çabukluğuyla kozalakların içindeki pamukları çekip çekip çıkarıyor. Yani şifliyorlardı. Büyük oğul usulacık gelip kucağına oturan ortanca oğlunun kirli sarı saçlarını okşarken bundan böyle yapılacak işi düşünüyordu. Ya bunlar gibi tarlaya dalıp, tıpkı bunlar gibi toplayacak, borçlarını ödemenin yolunu bulacaklardı. Ya da basıp gideceklerdi şehre. Şehir çok uzaktaydı. Araba ya da kamyon olmazsa gidemezlerdi. Yayan gitmeye ise imkan yoktu. Havada dolaşan homurtulu mosmor bulutlar, gündüz yağmazsa gece selsele bir yağmurun ineceğini işaretti. etti. Küçük oğul ne yapacağız dedi. Büyük oğul omuzlarını kaldırdı. ''Vallahi hiç bilmiyorum. Basıp gitsek ne lazım gelir? Nasıl? Alacağı varsa şehirde gelir alır. İyi ama şehre neyle nasıl gideriz? Küçük oğul bunu düşünmemişti. Babam gibi nasıl gitti? Ünal vardı. Ünal olmasa zor giderlerdi. Açlık ve umutsuzluğun soldurduğu gözleriyle tarladakilere bakıyorlardı. Küçük oğulun gözü deminden beri kara varlı bir tazeye takılmıştı. Bakışlarını ayıramıyordu saç çatlasa 15'inden çok göstermeyen bu kız mı kadın mı olduğu belirsiz tazeyle bakışmışlardı. Yuvarlak kalçalarını büsbütün belirten kara donun içine sokulu mor benekli entarisi, entarisinin göğsünü sıkı sıkı gelen memeleri. "Şu kızı görüyor musun ha?" dedi. Büyük ol baktı, baktı. Hangisi? Bak, şu ihtiyar karının yanındaki mor çiçekli entarisi var hani. Babası görünceye kadar Cavit görmüştü bile. Saçı tokalı kız değil mi emmi? Arkalarından Ayşe. Elleri kınalı dedi. Emmi sinirli sinirli güldü. Büyük oğlu görmüştü sonunda. Ha evet şu ne olmuş? Omuz silkti. Hiç. Tam da sırası yani. Onun için değil be ağa. Ya? Karşılık vermedi. Sırası değildi biliyordu. Yiyecek ekmekleri, içecek sigaraları yoktu ama elinde değil. Birden bir şeyler akı vermişti içinden. Boyu mu? tarihsini gelen memeleri mi? Gözleri, bakışı mı? Ağası, e ee, ne yapacağız? Deyince bakışlarını kızdan ayırıp ağasına çevirdi. Neyi? Neyi mi? Paramız yok, yiyeceğimiz yok, cigaramız bile yok. Allah'tan? Küçük oğlun gözleri gene kızdı. Yok, dedi. Babasını kucağındaki Cavit sıkıntıyla dinliyordu konuşulanları. Elci gelmeden önce kurduğu hayaller İkiye kırılıp sıcak göbeğe çıkarılmış, içine tulum peyniri yatırılıp, sokum yapılmış şehir somunu, bol domatesli, etli bamya yemeği falan çok uzaklarda silinip gitmişti. Bundan böyle kim bilir ne zamana kadar hep cırt atan domates salatası yiyeceklerdi. Karnı ağrıyordu. Aklına karnının ağrıda gelince karnı birden derinden derinden ağrımaya başladı. Babasını kucağından yavaşça kalktı. Sabahleyin ablasını su dökmek için girdiği hendeye doğruldu. Ayşe ardından uzun uzun baktı. Aklında emmisinin pek beğendiği kara şalvarlı kız alaçağa girdi. Anası yatakta arkasını dönüp yatmıştı. Ayakların uçlarına basa basa kitabının bulunduğu yana gitti. Kırık ayna parçasını buldu. Cavit'in eline geçer diye bucak bucak saklıyordu. Çömeldi ayna kırığında yüzüne uzun uzun baktı. O kızdan çirkin miydi? Saçlarını eliyle taradı, taradı. Sonra kağıt önü düşürdü gözüne. Olmuyordu, onun kadar güzel değildi. Kendi memelerine baktı, yok denecek gibi. Onunsa kocaman kocaman. İyi ki abi yoktu burada. Olsa görür, beğenir, konuşurdu. Kız da onu beğenirdi herhalde. Niye onun gibi değildi de görenler beğenmiyorlardı? Çocuk, çocuk. İstemiyordu, hayır çocuk değildi. Aynayı entaresinin cebine sokup dışarı çıktı. Babasıyla emmisi hala alacağın önüne oturmuş tarlada canavar gibi çalışanlara bakıyorlardı. Emmisinin gözü o kızdaydı anlıyordu. Emmisinden neydi ona? Onu ilgilendiren kızın kocaman memeleri. Ne zaman onun kadar olacaktı? Onun kadar olsa kocaman kocaman memeleriyle gelip geçerken laf atsalar. Mosmor kalabalık bulutların arasından güneş olanca hızıyla tarlaya vurdu bir an ortalık sanki ısını verdi Ayşe emmisine baktı göz ucuyla kıza dikmişti gözlerini kızdı emmisi kızı beğeniyor diye değil kızın dikkati çekecek kadar güzel oluşuna onunla konuşmak ona emmisinden söz açmak isterdi Cemil'den ayna kırığını yavaşça çıkardı güneşe tuttu parlak güneş ayna kırığında şimşek gibi yansıyı verdi. korktu avucunda sakladı sonra baktı ki kimsenin aldırdığı yok tekrarladı Yansıyan güneş tarladaki pamuk kozalan üzerinden hızla geçti. Kızın mor çiçekli entarisinin sırtında bir an durdu. Emmisi ayna parçasını değil de kızın mor çiçekli entarisinin bir an durup giden güneşin varlığını görmüştü. Döndü ayna parçası. Kıcığı güldü. Emmisinin gülüşü Ayşe'yi şımarttı. Sanki bir daha yap demek istiyordu. Tekrarladı. Güneş yuvarlığı bu kez her zamandan daha çok durdu. Mor çiçekli beyaz entalinin sırtında. Sonra tarlaya kaydı. Pamukların üzerinde dolaştı. Kızın tam önüne geldi. Ancak o zaman yansıyan güneş yuvarlağını seçen kız döndü arkaya baktı. Bakınca da gözleri kamaştı bir an. Her şeyi anlamıştı. Gülerek başını salladı Ayşe'ye. Gülüşü yumuşacıktı. Dostu içi akıcıydı yüz yuvarlak, bembeyaz yüzüne düşen kâkülüyle büsbütün içe akıyordu. Acı bir güzellik. Yanındaki ihtiyar kadınla bir şeyler konuştular. Sonra gözleri az ilerideki kara yağız koca burunlu genç adama kaydı. Gene bakıyordu. O güzel o bembeyaz yüz bulandı. İnce simsiyah kaşları çatıldı. Bir sefer olmuştu o. Maymunun gözü açılmıştı ardına düşmek değil. Yoluna altın serseler isterse Fukara anasını tepip gurbete düşmüştü de kadri kıymeti bilinmiş miydi? Veli veli. Nerelerdeydi hani? Bir ara az ilerideki kara yaz delikanlıyı yanında hissetti. Sertçe kaldırdı başını. Delikanlı gülmüyordu. Yılan fışıltısını hatırlatarak suratın ne asıyorsun kız? dedi. Koynumda yatmış gibi. Koca karı da duymuştu. Tatlılıkla. Yavrum dedi. Aslanım düş şu avradın yakasından. Zorla güzellik olur mu? Genç adam kara kara bakıyordu. Varsın bana. Niye varmıyor? Varmıyor işte zorla mı? Benden iyisine mi varacak? Genç kadın aman dedi. Git işinin başına be. Hasan işinin başına geçti gülerek. Hala dediği yanındaki yaşlı kadının. Bundan iyisine mi var can yavrum? O kimsesiz sen kimsesiz. Tam da birbirinize göresiniz. Öğütlerine kulak asmamıştı. Suratı karaydı. Tıpkı bundan altı ay önce ardına takılıp geldiği Yasin gibi. Yasin'i sevmiyordu artık. Ne Yasin'i ne de Yasin'e benzeyenleri. Ankara'da evimiz, yerimiz var diye kandırmış. Oradan İstanbul'a gider nikahımızı kıydırız demişti de bir gün ortalardan silinip gitmişti. Yasin adı basasızca. Düşünmek bile istemiyordu ama çoktu düşmanı. En birincisi katip. Bundan önceki tarlada az asılmamıştı. İncecik bıyığıyla fena değildi katip ya güvenilir miydi? Birinde hele akşam şu endeye gel topladığın kütlüğü iki yazarım. Çok para kazandırırım demişti. Gitmemişti. Deli mi de gitsin? Hala sakın kızım sakın diyordu. Burası yazı yaban. Yazı yaban dilinden anlamazsın sen. Birine hey eder uçkuruna gevşeklik edersen ardını alaman. Gençsin güzelsin. Rabetin fazla. Uçkuruna mukayyet ol. Yansıyan ışık yuvarlığa gene önündeki pamukların üzerinde. Şuraya buraya kayıp duruyordu. Bakmamak için kendini zor tuttu. Küçük kız değil de yanlarında durduğu genç adamlar neydi neciydiler. İkide bir bakıp gülmekle başını yeni yeni işler açabilirdi. Bakmadı. Mahsustan bakmadı. Bakmıyordu ama yuvarlak ışık. Önündeki pamukların yeşil dalları yaprakları üzerinde oynuyor. İlla ki baktırmak istiyordu. Bir ara öf doğruldu. Hala da doğruldu. Ne o? Şu ışığa bak deminden beri. Hala döndü Ayşe'yi elindeki ayna kırığını gördü. Çocuk dedi. Kızacak ne var? Yanındakiler? Hala gene döndü. Bu kez de ayna tutan kızın yanındakilere baktı. Biri genç öteki yaşlıca iki adam. Bala çakının kapısı önüne çömelmişlerdi. O kız neler oluyor acaba? Genç kadın omuz silkti. Neler olursa olsun bana ne? Işık oyunu öğleye kadar sürdü. Bakmıyordu. Bakmadıkça Ayşe içerliyor. İlla ki baktırmaya çalışıyordu. Cavit de gelmişti yanına. Büyük oğul gidip yatmış. Emmi yatmamıştı. Başı fena ağrıyordu oysa. Sık sık hendeye su dökmeye gidip geliyor. Yeğenlerini ışık oyununu zorluyordu. Öğleyin toplayıcılar karınlarını doyurmak için işi bıraktılar. Tel içindeydiler. Boyuna ışık tutulan genç kadında yanındaki halayla işi bırakmıştı. Büyük oğulları alaçakları yanındaki kendi alaçaklarına geldiler. Uzun boylu yemek pişirememişlerdi. Alaçakların önüne serdikleri sofra bezindeki birer parça bazlamayla sarılmış, tohuma kaçmış birer hıyar birer parçada peynirin başına çöküp iştahla yemeye başladılar. Ayşe ile Cavit kendi alaçaklarının kapısında durmuş güzel kadınla anasının yiyişlerine bakıyorlardı. Cavit seni çağırsalar gider misin dedi. Ayşe utandı. Gidilir mi ayıp? Niye ayıp olsun beni çağırsalar giderim. Terbiyesizlik etme. Güzel kadın bunları duymuş gibi güldü. Ayşe ile Cavit de güldüler. Karşılıklı gülüşmeler sürüp giderken güzel kadın el etti. Önce Cavit gitti sonra ablası. Güzel kadın hep gülüyordu. Güldükçe yanağı çukurlaşıyor. Ona bütün yakışıyordu bu. Niye bana aynı tutuyordunuz? dedi. Ayşe tut utanarak gülmekle yetindi. Cavit ise emim tutuyordu dedi. Ayşe bozuldu. Başladın mı gene? Yalancı. Yalancı sensin demedi mi? Demedi tabi Senin adın ne abla? Zeynep. Senin? Cavit. Bununki Ayşe. Benimki de Cavit. Demek o delikanlı emminiz. Emmimiz Zeynep abla. Adı da Ali. Cavit'i pek beğenmişti. Bileğinden çıktı. Dizini oturttu. Sordun mu lan? Adını sordun mu? İhtiyar kadın dişsiz ağzıyla lokmasını gevelerken gülüyordu. Kupkuru eliyle Cavit'in saçlarını okşadı. Cavit gene sordu. Bu senin anan mı? Zeynep ihtiyar kadına baktı güldü. Değil ama anamdan ileri. Hadi oturun da beraber yiyelim. Ayşe biz yedik dedi. Cavit başını sertçe kaldırdı. Ne zaman yedik kız yalancı? Allah kahretsin dedi Ayşe. Allah kahretsin seni. Allah kahretsin seni. Yemişiz. Yemedik abla yiyecek bir şeyimiz kalmadı ki. Ayşe utancından kendi alacaklarına kaçmıştı. Zeynep niye dedi. Kalmadı işte. Şehirden getirdiklerimizi tükettik. Elci de avans vermedi. Anam kardeşim emim hasta. Emim de hastaya. Bakma sen, seni görünce. Zeynep gıdıklanmış gibi gülüverdi. İhtiyar kadın huzursuzlukla çevresini kollarken Zeynep dedi. Zeynep yavrum. Zeynep anlamıştı ciddileşti. Gene de şu oğlana baksana hala dedi. Hey kızım hey ama. Amanı biliyor musun? Zeynep ekmeğini böldü, peynirini böldü, bir de hıyar. Hadi bakalım. Cavit iştahla girişti, kurt gibi yiyordu. Dünya umurunda değildi. Ablasının az ötedeki alaçaklığın kapısından hırsızlama baktığından da habersiz. Yiyo anlatıyordu. Biz esas dedem, nenem, halam gille geldik. Dedem babamla kavga etti. Hep emimin yüzünden. Bir yumruk attı. Babamın burnundan şarıl şarıl kanlar boşandı. Dedem sakallı ihtiyar. Ama bakma dev gibi bir bacağı da tahta. Harpte kesip tahta bacak takmışlar. Esas da benim dedem eskici. Dükkanı var. Biz her yıl gelmezdik buraya ya. Bakma. Niye gitti deden gel? Babamla kavga etti dedem dedim ya. Niye etti? Ne bileyim ben emimin yüzünden. Yok canım. İhtiyar kadın su içmek üzere kalkınca usulacık zordu. Emin evli mi? Yok canım. Hasta mı o da? Hasta hepimiz hastayı. Sıtma tutuyor. Bir gün, iki gün tutmaz. Üçüncü gün gene. Cırtadan domates yemekten Allah'ımız şaştı. Sabah domates, akşam domates. Ekmeğimiz bile kalmadı. Demek annen hasta. Annem, kardeşim, babam, emmim de hasta ya. Torbadan iki bazlama ekmeğiyle bir parça beyaz peynir, birkaç da hıyar çıkarıp yanına koydu. Bunları götür de yesinler. Ayşe olsa bırın kırın eder. Yerlere geçerdi. Cavise hiç oralı olmalı. Eh dedi pişkinlikle. Karnını doyurduktan sonra aldı gitti. Ablası Alaçan kapısından bütün bunları hırsızlama gördüğü için haber vermişti. Emisi gülüyordu. Bazlama ve ötekilerle çadıra girince yaşalan Cavit dedi. Harbi adamsın vesselam. Ayşe bir kenardan hasretle bakıyordu. Gene Cavit takdir edilmişti. Keşke o onun gibi davranıp afiyeni kazansaydı. Ekmeklerle ötekileri böyle paylaşırlarken onun adı Zeynep dedi. Duyulmadı pek. Babası annesi de kalkmış. Günlerdir hasret kaldıkları ekmeğe kavuşmuşlardı. Cavit ablasına baktı bir ara. Gelin gibi süzüleceğine gelip otursana dedi. Ayşe'nin kaşları çatıldıysa da gitti. Bunu bekliyordu zaten. Kardeşine kızmamıştı. Ekmekti bu. Kızıp darılmakla eline hiçbir şeyin geçmeyeceğini tam tersi ekmekten olacağını biliyordu. Sofranın bir ucuna yerleşirken senin evli olup olmadığını da sordu dedi. Küçük oğlun gözleri parlamaya başladı. Cavit ablasına çıkıştı. Benden sordu sen ne biliyorsun? Duydum. Nereden duydun? Alaçan kapısı yanındaydım. Cavit emmisine baktı. Hasta olup olmadığını da sordu dedi. Emine'nin gözlerindeki parıltı içindeki istek arttı. Ne diye sormuştu? Hem de çocuklara ayna ile güneş oyunlarını kendisinin yaptırdığını öğrendikten sonra. Tam bu sırada önce ihtiyar Arkasından Zeynep, büyük Oğun alaçağının içerisine girdiler. Suç üstünde yakalanmışçasına davrandı millet. Onların yolladığı bazlamalarla hıyar peyniri yiyorlardı. Hepsinin yanaklarından utancın kırmızısı şöyle bir geçti. Buyurun dedi büyük oğul. İhtiyar kadın kırış kırış kupkuru eliyle. Oturun dedi. Allah aşkınıza rahatınızı bozmayın. Çocuk hasta olduğunuzu söyledi de şöyle bir uğrayalım dedik. Büyük Oğun karısının yanına gittiler. İhtiyar kadın eliyle kadının alnını yokladı. Vah 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 dedi. Vay yavrum vay. İki güne bir mi geliyor? Gün aşırı mı? Bazen iki günde bir bazen de gün aşırı. Bu işin adam olmadığınız böyle. Sifta mı çıktınız? Sifta. Demek ki koca herif sizi bıraktı gitti. Büyük oğla küçük bakıştılar ne biliyordu? Cavit anlamıştı babasıyla emisinin niye bakıştıklarını. Ben anlattım dedi. Zeynep bayılıyordu bu çocuğa. Kendini tutamadı. Emisinin hayran bakışları önünde Cavit'i kucağına aldı. Canım canım. Sen niye böyle akıllısın? Ayşe somutmuştu, yutkunuyordu. Dayanamadı, genç kadının yanına gitti. Kolunu okşadı. Sonra aklına gelerek fırladı. Coğrafya kitabını aldı, geldi. Elinde tutuyor. Genç güzel kadının görüp sormasını bekliyordu. Cavit'in neresi akıllıydı? Daha okula bile gitmiyordu. Kendisi ise bu yıl dörde geçecekti. Vakti ki görülmüyor, onunla ilgilenen yok. Elinde kitap alaçıktan çıktı. Kapı önünde beklemeye başladı. Başladı ya alaçan oralarda dolanan kara yağız hırslı biri de gözünden kaçmamıştı. Bir ara eliyle çağırdı. Gitmedi ilkin. Sonra gitti. Hırslı adam sordu. Zeynep niye girdi oraya? Ayşe adamı tepeden tırnağa süz, ayaklarında yemeni, bacağında karadon denilen şal var, ayakları da çok pisti. Babam gille konuşuyorlar. Ne konuşuyorlar? Kızdı. Sana ne? Hiç öyle sordu seni alakadar etmez. Adamın Zeynep ablası için tehlikeli biri olduğunu anlamıştı. Az sonra alaçıktan çıktıkları zaman elindeki kitabı gösterip bu yıl dörde geçeceğinden söz açarak Cavit'ten daha akıllı olduğunu söylemeyi unutarak yanına sinirli sinirli sokuldu. Şu adam var ya kara adam. Eee dedi Zeynep. Seni sordu. Niye? İçeride ne yapıyor diye. Ne karışıyor sana? Zeynep üzerinde durmadı. İt ürür kervan yürür Ayşeciğim. Tekrardan tarlaya pamuk toplamaya girdi. Bütün tarlada işgene gene olanca hızıyla başlamıştı. Kadınlı erkekler gatlar pamukları dalı yaprağı kozalarıyla sıyırıp koparıyor. Selelere dolduruyor. Dolu selelerde tarla kenarındaki ihtiyarların yanına götürülüp boşaltılıyordu. İhtiyarlar yıllar görmüş işlerinin ehli ihtiyarlarla, ihtiyarlara öykünen çocuklar, kozalakların içindeki tohumlu pamukları şifleyip birer kenara beyaz beyaz yığıyorlardı. Lakin mevsim ilerlemiş, havaları iyice bozmuştu. Elçinin dediği gibi tarla sahibinin malı yağmur, çamurda rezil olabilirdi. Allah verme iri taneli sulu bir yağmur iniverse, tarla baştan başa çamur keser. Yağmur yemiş pamuklarsa değerini yitirirdi. Yağmur yemiş pamukların piyasadaki değeri düşüktü. Onun için çiftçiler pamuklarının bir an önce toplanıp depoları ya da tohumdan ayrılması için çırçır fabrikalarına yollanmasını isterlerdi. Yağmur yemiş pamuğun alıcısı yoktur. Olsa bile yağmur yememiş piyasa parlağı gibi fiyat bulamaz. Arkası yar.